Kadınlarda saç dökülmesi eğer genetik tipteyse, yani androjenik tipte bir saç dökülmesi varsa ve buna bağlı kadınlarda saç seyrekliği çok ileri seviyelere ulaştıysa, yani hasta saçlarını toplayamadan sosyal hayata karışamıyor, giremiyorsa, bir havuza, denize gittiği zaman çok büyük zorluk yaşıyorsa, saçları ıslandığı zaman kapatıcılığını yitiriyorsa, çok ince eleyip sık dokuyarak bazı kadınlarda saç ekimi yapılabilir. Çünkü ne yazık ki kadınlarda görülen bu genetik tipteki dökülmelerde donör saha, yani verici sahada da saçlarda bir incelme meydana gelmekte. O yüzden kadınlarda ense bölgesinden veya kulak üstünden alınan greftlerden istediğimiz miktarda fazla bir çıkış sağlayamıyoruz. Fire miktarı çok fazla oluyor. Çıkan saçlar gene kafanın üstündeki gibi cılızlaşabiliyor. Cılızlaşma süreci veya incelme süreci devam edebiliyor. O yüzden erkeklerde saç ekiminde elde ettiğimiz sonuçları kadınlarda birebir elde etmemiz çok güç. Ancak dediğim gibi çok incelenip sık dokunan vakalarda hastayla birebir görüşerek, kendisine verebileceğimiz sonuçlar hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak saç ekimi yapılabilir.